Nasılsın, iyi misin? Hamdolsun, bugünümüze şükür. İyi olmayacağım. Kızım var, Allah bağışlasın. Allah razı olsun. Şimdi cümle endişe var, kimiz? Özellikle aileler çocukları konusunda biraz endişeliler. Evet. Senin de böyle bir endişen var mı kızın geleceğin? Tabii ki yani. İnşaatı, nereye gidiyoruz? Yani, İnşaattan memnun musun? Yani tabii ki değilim. Nasıl hareket edeceğimizi de bilmiyoruz. Bir öngörümüz de yok açıkçası. Hızlı bir şekilde böyle hani bir girdabın içindeyiz ve hızlı bir şekilde hani kurtulalım mı, nasıl yapalım, nasıl gideceğiz, nasıl olacağız? Bir öngörüsüz bir şekilde hayatımızı götürüyoruz. Savruluyoruz. Ama, evet, ne yapacağımızı bilmiyoruz yani. Öyle bir durumda. Yani bu çok kötü bir durum değil mi ya? Yani bizi bu duruma kim düşürdü? Yani tabii ki güvendiğimiz, hani bu hala da güvenmek zorunda hissediyoruz. Hani güvenmesek istikrarsızlığa gideceğiz diye düşünüyoruz. Şu anda istikrar var mı sence? Yok tabii ki, istikrarsızlık var tabii ama hani çok bir öngörüm yok açıkçası. Sizin var mı bir öngörünüz? Ben de aynı. Ben de bireysel olarak çok umutlu değilim açıkçası. Umut ben de aynı şekilde. Yani şimdi 20-21 yıldır ülkeyi yöneten bir sistem var, ya da sistemsizlik mi desek, bir iktidar var ve tek bir kişiye bakıyor. Ve tek bir kişinin iki dudağı arasında her şey. Bu ne kadar işe yarıyor? Bilmiyorum, siz yurttaş olarak değerlendireceksiniz. İşe yaradı mı? Yani, tek bir insana bu kadar yetki vermek. Yurttaş olarak zaten ülkemiz gerekli değeri verdi. Ben şimdi yüzde hani bir yüzde oran var ya, hani yarısı, yarımızdan fazlası bunlara güvendi. Sözün bittiği yerdeyiz. Hani ne diyebiliriz ki? Yarımızdan %50'nin... Sen de yurttaş olarak güvendin mi, verdin mi? Yani ben güvenmedim tabii ki. Zaten bir istikrarsızlık vardı. Ama ne kadar güvenmesen de güvenen senden daha fazla bir oran teşkil ediyor. O yüzden susmak zorunda kalıyorsun. Sadece takip ediyorsun ne yapacağımızı, ne olacağım. Yani ne kadar da güvenmiyorum diye de bas bas bağırsan, dediğim gibi, doğru mu? Siz de aynı düşüncede değil misiniz? Yani ülkenin %50'den fazlası bunlara oy verdi. Yapacak bir şey var mı? Sadece susup bekliyoruz yani. Peki yani susup bekliyoruz da yanlışlar devam ediyor da bu yanlışlara susup beklemek nereye kadar? Ne yapalım? Ayaklanalım mı bu ülke? Ayaklanma değil de belki demokratik şekilde tepki göstermek de mümkün. Çünkü çok ciddi anlamda hemen her gün sokağın nabzını tutuyoruz. Vatandaşa soruyoruz. AK Partililerden, özellikle AK Partililerden daha düne kadar, birkaç ay öncesine kadar, seçimlerden öncesine kadar azını savunanlar, ölürüm diyenler, şimdi beni assınlar, o kadar pişmanım diyenler var. Bizden özür diledi mesela, dün bir abimiz vardı, böyle fanatik bir AK Partiliydi. Bizimle çataçat atışan bir abimiz. Giderken özür dilerim ya dedi herkesten, dedi. Herkesten özür diliyorum dedi. Bunlar var ama çok manidar dediğiniz çok gibi. Çok manidar ama bir 5 yıl daha önümüzde. Şimdi bir belediye seçimleri var yakında. Onun için şu anda bütün mevcut iktidarın belediyeleri hummalı bir şekilde halka daha güzel gözükmek adına bulundukları şehri daha da güzelleştirmeye çalışıyorlar. Ama bu tabii biraz menfi geliyor bana. Makyaj da biraz. Makyaj da var tabii işin içinde. Dediğim gibi ben yani sizin kadar biliyorum. Ben de. Peki şuna katılıyor musun? Yani şu anda iktidar Erdoğan, Recep Tayyip Erdoğan, dediğim gibi tek başına yönetiyor ve Erdoğan'ın yanlışlarına dur diyecek, ona karşı muhalefet edebilecek bir sistem yok galiba. Muhalefetsizlikten söz ediliyor. Katılıyor musun buna? Geçen şimdi ismini hatırlayamadığım bir gazeteci, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu ile ilgili bir şey söyledi. Şimdi gazetecinin ismini hatırlamıyorum. Hatta kendisiyle özel olarak görüşmüş. İşte bu seçimlerde. Levent Gültekin. Tamam, harika. O görüşmüş. İşte demiş ki ya böyle sizi birileri bu seçime aday olmaya itiyorlar. Yapmayın bunu. Bu yapmak zorundayım demiş. Bana çok böyle garip. Adaylığımı ben bile engelleyemem gibi bir şey. Evet. Çok şey geldi, garip geldi. O yüzden bu ülkede muhalefet de olsan ne durumdasın? Hani
İktidar yanlısı olsan ne durumdasın? Şöyle, çok garip geliyor bana her şey artık. Doğru mu? Siz ne düşünüyorsunuz? Tabii, şöyle bir söz var. Şimdi iktidarı dizayn eden bir üst akıldan söz ediliyor. Eğer öyle bir üst akıl varsa iktidarı dizayn eden bu üst akıl muhalefeti de dizayn etmiştir diye söylüyorlar. Bilmiyorum siz, katılıyor musunuz? Ne kadar şimdi beni affedin. Bu çok güzel bir şey tabii ki bir araştırmak, vatandaşla konuşmak. Biraz önce dediniz ya hani bu ya muhalefet lazım falan dediniz. Yani ana muhalefet denilen bir parti siyasi parti olarak bu güçlü partinin karşısında. Onlar ne kadar muhalefetler de biz bir vatandaş olarak muhalefet olalım sizce? Tabii, muhalefet partileri halka... Şimdi bu duyduğumuz biraz önce bahsini yaptığım konuyla alakalı. Ne kadar muhalifler ki biz de bu kadar muhalif olalım. Doğru mu? Halka yol gösterecek diyorsunuz muhalefet. Yani şimdi bir genel başkan bu acı sözü söylüyor. Ben aday olmak zorundayım diyor. Ne kadar şaşırtıcı, düşündürücü. Şimdi doğru mu? Biz ne kadar muhalif olalım yani ne kadar sesimizi çıkartalım. Böyle bir gazeteciyle aralarında bir görüşme olmuş. Hacı abi nasılsın, iyi misin, sağlığın, sıhhatin, keyfin? Teşekkür ederim, Allah razı olsun. Gidişatı soruyoruz ya. Ben siyaset yok, siyaset değil ya, bizi hiç ilgilendiriyor. Gidişat, ekonomi. Aman ben emniyette görev yaptım. Onun nerede? Emniyette görev yaptın, emekli mi oldun? Emekli oldum, bitmişsin. Hala korkum devam ediyor. Yapma, hala korkun devam. Eyvah, sen bile korkarsan vatandaş ne yapsın? Teşekkür ederim. Korkuyoruz. Kimden korkuyorsun? Allah'tan korkuyor. Allah'tan zaten korkuyoruz da. He. Şimdi öyle korkulacak şeyleri yarattılar ki. Mesela biliyorsun işte. İşe gidiyor. İşe gidiyor. Emeklisin. Vallahi 2018'de oldu işte. 6. seneye giriyorsun. 6 senedir emeklisin ve çalışmak zorundasın. Mecbur abi. 6-800 maaş oldu. Kök maaş. Nasıl 6-800 ya? 7,5 olmadı mı? 7,5 da onu fazlasını şöyle veriyor. Hı. 6-800, 7,5 yaptı. Ocak'ta zam yapacak ya. 6-800'den hesap edecek. 5-400'dü benim maaş. %25'i devletten öyle görüküyor. 6-800'ü görüküyor. 6-8. Şimdi ne veriyor? 7,5 veriyor. Şimdi 7,5 alıyoruz. Onu da verirken de Ocak'ta zam verecek. 6-800'lerinden hesap edecek. O da %10 zam verecek. Bu biraz kandırmaca değil mi ya? Yok, kandırdı. İyice ne kandırdı. Ya bir herkes biliyordu zaten. Herkes biliyordu ama. Gidişatı ben sana soracaktım ama hiç sormama gerek yok. Yok ya. Yani gidişatı ne? Yok, herkes biliyor abi gidişatı. Kimse memnun değil ki. Millet dedi ki bunlara çok iyisiniz dedi. Bir 20-21 yıl öğreteceğiz. Bir 5 yıl daha isterdi. Vallahi ya biraz da bu şeyden kaynaklandı. CHP'nin bu HDP ile anlaşmasından o gitti. Onlar da diğer tarafta Hüdapar'la anlaşmıştı. Anlaştı aynen. HDP ile anlaşmasaydı gerçekten çıkarırdı bir şeyler. Ama Kürt oyları da önemli. Kürtler de oyları. Tabii %25 oyu var. Evet. Var. O yok değil. Yani yukarı aynen. Tükürsen bıyık, aşağı aynen, tükürsen aynen. Sakal. Aslında çok mecadı. Ondan sonra Davut Güloğlu'nu yanına almayacaktı. İyi Parti'yi almayacaktı. Davutoğlu. Ondan sonra o Hazine Bakanı var. Ona da milletvekili verdi. Öbürüne de verdi. 30 tane milletvekili gitti. Yani kar mı yaptı da Allah aşkına? Gitmiyor da. Ben CHP'ye verdim. Yalan değil. Ben AK Parti'ye hayatta vermem. Vermem. Ben açık söyleyeyim. Hayatta ölüyorum deseler vermem. Niye be? Yok abi onların Müslümanlığı şöyle gidiyorsun Allah aşkına. Onlar Müslümansa vallahi. Kur'an sallıyor mitinte, dualar okuyor, tabutun üzerine elini koyuyor. Onlar Müslümansa vallahi ben Müslümanlığı ben her zaman söyleyeyim. Allah'ın gücüne gitmesin de ben kabul etmiyorum. Ben zaten sırf bunlara kızdım da Cuma'ya bile gitmiyorum artık. Yapma ya. Kur'an hakkı için Allah gitmiyorum. Vallahi bak. Ya bunlar bir daha da yavaş diyor. Bir daha diyorum dünyaya gelirsem diyor ne Müslüman ne Türk geleceğim. Vallahi İsrail vatandaşı geleceğim. Kur'an hakkı. Allah yukarıda. Vallahi bak. Şimdi şöyle bir durum var. Öyle bir söyledin ki bu AK Parti döneminde 20-21 yıllık AK Parti döneminde ateist ve deist sayısının arttığı söyleniyor. Doğru. Sen de doğru, bu yolda gidiyorsun. Doğru, vallahi gidiyoruz. Yalan değil abi. Adam insanlar. Böyle giderse bir 5 yıl sonra seni ateist olarak görebiliriz. İnsanları dinden çıkardılar. Ben açık söyleyeyim. Ben yalan mı söyleyeceğim? Ben vallahi Müslümanları artık kabul etmiyorum. Vallahi etmiyorum. Bak açık söylüyorum. Ne Türklüğü ne Müslümanlığı. Yok. Çünkü bunlar Müslümanlığı bitirdiler. Ama bunlar dediğin gibi alınıyor. Her mitingde çıkıyor işte. Efendime söyleyeyim camilerimizin minare ne bileyim ne diye öyle götürüyor. Yaşlılar veriyor abi. Bir tanesi de anam. Anlıyor. He mesela. Yok. Bu tapıyorlar ya. Allah gibi tapıyorlar. Ne diyeyim. Valla. Harbi söyleyeyim. En güzel ülke şey. O Avrupa Birliği'ne girdi ya ilk kere. Finlandiya'ya mı diyorsun? Finlandiya. En güzel. Hiçbir şeye inanmıyor valla. En güzel. Harbi söylüyorum.
Öğren ya şartı. Niye çok enteresan? Şu bana çok garip geliyor. Arabistan'dan, oradan, buradan, Pakistan'dan, Arabistan'dan değil de Pakistan'dan, Afganistan'dan, İran'dan, Irak'tan, Suriye'den evet. kaçan Müslümanlar gitmiyorlar Suudi Arabistan'a gitmez ya da Katar'a, gitmez Avrupa'ya de. Gidiyorlar. Gavur eline gidiyorlar. Gitmez ha. Bir de ölümü göze aynen, alıyorlar. Aynen. Gitmezler. Ya bura geçiş noktası. Buradan da muhakkak gidiyorlar, gitmiyorlar diye. Ha İzmir'e git. İzmir'in o hangisiydi? Bugün YouTube'dan izledim. O ne kalesiydi? Kadife Kale. Alt olduğu gibi hep şey dolu. Afrikalı dolu. Ne dolu? Afrikalı. Aha. Hay vallahi. Afrika'dan gelenler. Dolu dolu. Bu, şu tarafı biliyorsun, bu taraf ne? Bizim bu bölge. Orada şey Suriyeliler, Suriyeliler. Ya zaten kapsamlıdılar. Abi öyle. Adamlar sağ olsun fabrika gibi çalışıyorlar, açık söyle. Biz azınlık yerine düştük. 10 sene sonra zaten baş kaldıracaklar. Şey soracağım, madem CHP'ye oy verdin. Vereyim mi? Ben açık söyleyeyim. Hep şunu soruyoruz ya. AK Parti'ye oy verenler çok ciddi anlamda pişman olan var. Var var. CHP'ye oy verenler de bir anlamda pişman, kandırıldı. Mesela Kemal Kılıçdaroğlu önce bir ekmeletini kakaladı. Sonra gel buraya Muharrem dedi. Muharrem İnce'yi yüzüstü bıraktı. En son kendisini kakaladı diyorlar. Allah ne diyeyim. Dersin? Katılıyor musun? Vallahi ona bir kendini şey... kandırılmış hissediyor musun sen de bir CHP'li olarak? Vallahi bilmiyorum. Ona ben bir şey diyemem. CHP hakkında konuşmam şimdi. Ama Kemal Kılıçdaroğlu da çünkü çok ciddi yorumlar yapılıyor ya. AK Parti Erdoğan'a çalışıyor diyorlar. Mesela yok, Erdoğan tabii, gitmesini tabii, istemez. Yok. Ben inanmıyorum. İster mi Erdoğan gitsin Kılıçdaroğlu? Yok imkanı yok canım, olur mu? Hayatta olmaz. CHP niye o çalışsın? Akıl var, mantık var. Ben ya yine CHP'ye peki verdim. Peki kaybedeceğini bile bile niye girdi? Öyle ya bir biraz da koltuk sevdası. Bırakmak istemem adamı... Bıraksın ama değil mi? Evet, bırakması lazım. Bak biz de istiyor. Gitsin, genç birisi gelsin. Daha böyle, daha genç olursa daha iyi. Yani 70-75 yaşında abi. Daha da gitmiyor. Neye gitmiyor? Şimdi diyor ki Kılıçdaroğlu, oğlu boş olan birini getirin, ben bırakayım. Öyle şey mi olur Allah aşkına? Bagajı pardon yanlış söyledim. Bagajı boş birini getirin. Yani benim bagajım boş, ben temizim. Benden başka daha temizi yok demek istiyor. Koskoca CHP'de ondan başka yapacak kimse yok. Var var olmaz mı? Vallahi ne CHP'ler var, yeni gençler var. Çıkarsalar dört dörtlük de. Ama adam yüzsüz gitmiyor abi, açık söyle. Yüzsüz. Ama yüzsüz. Sen oy veriyorsun. Ben veriyorum ama ben Kılıçdaroğlu'na vermedim ki, ben CHP'ye verdim abi, ben açık söyle. Allah Allah, ben Atatürkçüyüm abi. Ben Atatürk'ün sıçtı boku olamazlar bunlar, affedersin. Anlamadım. Atatürk'ün sıçtı boku olamazlar, AK Partililer. Ha, Atatürk'ün sıçtı boku olamazlar. Aynen aynen, dırna olamazlar abi, Allah Allah. Atatürk olmasaydı bundan, anlıyor 100 sene önce, herkes ya Ermeni tohumu, İngiliz tohumu, Fransız tohumu olacaktı. Zambuk'a rahat okunabilir miydi? Ya aynen aynen aynen, o da doğru. Ama hakaret ediyorlar, küfür ediyorlar. Aynen, ya aman diyorum ya, Atatürk'ün sıçtı boku olamazlar, bokunu yesinler onu. Aynen sorun çıkaracaksa konuşma. Konuşurum gidişatı da yüzüm soruyorum. Çok gözükmesin. Gidişatı soruyorum. Genç olarak umudun var mı? Neyin var mı? Umudun. Umudum yok. Neden? Okumayı düşünmüyorum. Niye? Cahil mi kalacaksın? Hayır. Bence okumayan daha iyi bu devirde. Okusam da bir yere gelemem zaten ben bu ülkede. Bu ülkede okumam en azından. Peki ne yapacaksın okumayıp da? Okumayıp çalışmak daha iyi. Girişimci olmak daha iyi. Girişimci? Ama okuyarak girişimci olabilirsin. Okuyarak? Ne? Okuyarak nasıl girişimci olabilirim ki? Önünü kesiyorlar okuyanların. İş bulamıyorlar. Herkes ya markette çalışıyor ya da başka yerde çalışıyorlar. Anladım. Teşekkür ederim. Ablaya sorayım. Abla gidişatı soruyorum. Nasıl gidişat ablacığım? Memnun musun gidişatta? Çekmeyin. İşin müsaade etmez bana. İşin mi müsaade etmez? Niye senin özgür iraden yok mu? Demokrasi var bu ülkede ya. Niye kocan ya bir şey mi yapıyor? Baskı mı yapıyor sana? Yok baskı yapıyor da. İşin güzel falan diyor. Yapma. Bak bu kadar... 2023'teyiz, böyle kadınlara baskı falan yok, öyle bir şey. Gidişattan memnun musun diye soruyorum. Memnunuz, Allah'a şükür. Düşünebiliyorsun, hayat altında var diyorlar. Her yerde var. Nerede mesela? Almanya'da, Fransa'da, Almanya'da. Evet. Gittin mi Almanya'da? Evet, gittim. Orada da zor gittim yani. Gittim, aynı bura gibi ama inkar ediyorlar oradakiler. Bizim buradakiler her şeyi ayağına koyuyorlar. Allah. Evet. Almanlar nankör o zaman be. Almanya'da Türkler inkar ediyorlar. Ha, inkar ediyorlar. Gidip orada ya, şey yapıyorlar, pahalılığı görüyorlar ama inkar ediyorlar. Orada pahalı oluyor. Her yer öyle, her yer öyle. Burası cennet. Evet, orada da %250 artış var. Burada da aynı ama fark edilir. Euro değer kaybetmiyor. Bizim milli paramız değer kaybediyor ablacığım. Niye acaba? Bilemem burayı. Orayla... Teşekkür ederim aman. Enişteye selam söyle. Allah ne bileyim. Gündeme yarıyor sen. İçini vallahi dök. İçimi dökeyim evet. Şu anda gerçekten halkın durumu çok kötü. Niye be?
Niye be, değil ama mi? Şükretmeniz lazım abicim ya. Öyle diyorlar. Nankör olmayın, şükredin. Bak Almanya batıyor. Öyle mi diyorlar? Tabii İngiltere, Amerika. Amerika taraflar boş demişti sayın dünya lideri. Şimdi niye nankörlük ediyorsunuz? Şükredin. Yok yok. Şimdi nankörlük değil. Şimdi şöyle bir şey. Şahsım için sıkıntım yok benim. Çok şükür. Ama benimle her şey bitmiyor. Her şey bitmiyor. Bütün mesele o toplum değil mi? Evet. Mazot fiyatlarına bak ya. Nereye aldı gitti? Yani bu insanlar ne yapacak? Ne yiyip ne içecek? Pazara gidiyorsun ya. Bugün biraz evvel pazardan geçtim. Bir kilo üzüm 40 lira ya. Yani şimdi çünkü bu adamın çocuğu var. Çocuk görecek, isteyecek. Yemesin abi. Bir adam almadığı zaman ne olur bu babanın hali? Bu annenin hali ne olur? Yemesinden olmuyor. Eğer biz insan olarak dünyaya geldiysek nimetlerden faydalanacağız. Şimdi Sayın abim, sen, dokunmadan yok, şey. Tamam. Sen bunu düşünüyorsun. Evet. Bizi yönetenler bunu düşünmüyor mu abi? Vallahi onu hiç bilmiyorum. Şimdi ben kendi beynimle düşünüyorum. Çünkü niye? Bu beynin kullanması bana ait. Ama bir başkası düşünür veya düşünmez. Kimisi iyi olur der veya iyi olmuş der. Daha beter olsun der, daha güzel olsun der. Herkes bir şey söyler. Ama ben yani geldiğim zaman bakıyorum pazardan. Her şey hiçbir şeye el yetmiyor. Evvelki gün gittik 600 liraya, 600 lira. Aspara değil 600 lira. 600 lirayla markete gittik. Aldığımıza baksan. Verilen paraya baktığın zaman ya diyorsun komik geliyor yani insana ya. Bu 600 lira bunu kazanamıyorsun yani. Kazanmaya sıra geldiği zaman zor. Benim yaşım 67. Emekliyim ve çalışıyorum. Peki senin emsallerin batıda, Avrupa'da, orada burada ne yapıyorlar? Ya şimdi onu bilen anlamam onu. O onu ilgilendiriyor yani şimdi. Emekler orada dünyayı geziyorlar. Sen... Ya gezebilir veya para içinde yüzebilir veya yerde de sürünebilir. Biz bize bakalım. Onların ne işimiz var bizim? Hayır anlatamadım. Yani adamlar sistemini kurmuşlar. Emeklisini yaşatıyor. Evet. Biz emeklisini, emeklimizi süründürüyoruz. Bu. Yani şimdi şöyle bir şey de var. Buradan ona bakıyoruz. Sezar'ın hakkını Sezar'a ver diyorlar ya. Ta evvelden beri biz bunu beraber çekiyoruz. Şimdi şöyle ki 1974 yılında rahmetli babam bize 124 almıştı. Ondan sonra Renault'ya çevirdik. O zaman da mazot çok pahalıydı. Benzin çok pahalıydı. Ama o güne, o günden bugüne kadar nasıl bir şeyse ya bir tür düze çıkamıyoruz yani. Fiyatımız bir araya gelmiyor. Evet. Yani bu 74'ten bugüne kadar 50 sene geçti. Ya bizi bir sürü değişik insanlar yönetti. Bir tanesi bunların doğru yolu bulamadı mı? Ve insanları rahat yaşatacak yere gelemedi mi yani? Ha beceremiyorsanız niye bu işin üstüne gidiyorsunuz? Bırakıp gitmiyorlar değil mi? Ya bırakıp git. Şimdi bak. Siyasete girdik. Bırakıp gitmiyorlar dediğin zaman muhalefeti de görüyoruz, iktidarı da görüyoruz. Şimdi elinde benim şahsıma olmuş. Eğer muhalefette bu işi becerebilir dediğim bir insan olsaydı ben AKP'ye oy verdim. Ama niye verdim? Çünkü baktım ya karşıdaki adam bu işi zaten hiç beceremez dedi. Bana güven vermedi. Pişmanlık var mı verdiğine dair? Ya verdiğime dair pişmanlığım yok. Yok ama yani bu insanlar böyle olmaması lazımdı. Yani şimdi bir arabaya biniyorsun şu kadar para. Benimki arabam var. Bahçede duruyor binemiyorum. Şahsen muhalefete belki bilemiyoruz ki. Denemeden, görmeden. Yok yok. Şimdi 20-21 yıldır yönetiyor. Şimdi şöyle ki sen bir ara git bu adamın konuşmalarını bir dinle. Kimin? Mesela muhalefetin. Gelmiş Selahattin Demirtaş'ın çıkmasını istiyorsanız bir yolcuya oy vereceksiniz. Kavala'nın çıkmasını. Diğer tarafta da Hüdapar. Şimdi bak, Sayın abim. Ben onların çıkmasını istemiyorum. Tamam, diğer bu taraftan benim oyumu da, istemiyorum tamam bir insan. Diğer taraftan da Gaffar Okan'ı suikaste katledenleri evet. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan bir kararnameyle serbest bıraktı. Vallahi. O seni rahatsız etmedi mi? Şimdi o onun kesin olarak vuranların kim olduğu belli oldu mu olmadı mı orasını olur bilmiyorum. Mu? Onlar içerideydi. İşte bir kararnameyle bütün Hüdaparları Hizbullahçıları çıkardı Sayın Erdoğan kararnameyle. Sadece o değil mafya babalarını da çıkardı kararnameyle. Şeyi çıkardığını bunlar seni biliyorum. Rahatsız sadece etmedi. Sadece Alaaddin Çakıcı'nın çıkarıldığını biliyorum. Yok, diğerlerinin çıkarıldığını bilmiyorum. Peki rahatsız etmedi mi senin çıkarılması? Ya bu ülke için yapılan her kötü şey beni rahatsız eder.
Çünkü niye? Demirtaş'a burası benim ülkem. Onlar yapılırken hiç ses çıkarmıyor. Şimdi yok yok. Ben onları duymadım. Duyduğum zaman onu da söylerim. Kimse benim ağzımı tutmuyor. Ama dediğim gibi duymadım. Duyman haberim lazım yok. Bence. İzlemen lazım, araştırman lazım. Bir araştır şimdi bence. Zaten bu son zamanda 3-4 aydan beri artık televizyon da izlemiyorum. Bırak. Haberleri de izlemiyorum. Çünkü bakıyorum ya biri çıkıyor, aa şöyle geliyoruz, böyle gidiyoruz, şöyle refah içerisindeyiz. Pazara gidiyorum, bir şeyin yanına yaklaşılmıyor. Acaba benim gözüm mü yalan söylüyor? Bu insanlar mı yalan söylüyor? Benim kulaklarım mı yalan duyuyor? Bu insandan söylediği mi yalan? Senin gözlerin gördüğü, kulakların duyduğu doğru. Doğru. Şimdi sen buna müstahaksın. Şimdi sen oy verdiğin için hak etmişsin. Ya şimdi Allah'ım yarabbim. Şimdi zamanında ben bundan değil, daha evvelinden böyle bir sinirlendim. Dedim ki ben bu oyumu hepsine basıp iptal edeceğim. Gittim, yapamadım. Çünkü niye? Ben zamanında yurttaşlık dersi okudum. Şu anda yok. Tercihtir. Geçersiz oy kullanmak da bir tercihtir. Ya benim muhalefet ehline gitmiyorsa o zaman seni de yani. Seni de istemiyorum demen lazım, diyebilmen lazım. Muhalefete şansı vermemişsin sen. Şu anda senin şikayet etme hakkın yok, iktidara ya vermişsin sen. Ya Allah'ım ya. Hakkın yok. Ya nasıl senin yok gibi benim? Yok tabii. Yani tamam, şimdi oy verdin, benim şeyi eleştirebilirsin Erdoğan'a. Ha, eleştiriyorum için. Şu anda eleştireceksin ben. Eleştireceksin ama şu gidişattan yakınmaya hakkın yok çünkü yok, oy yok verdin. Ya şimdi benim karşımda onu vermediğim zaman karşımdaki insan bana, muhalefet bana güvence veremedi. Tamam. O durumdan dolayı vermedi. Peki iyi günleriniz olsun. Teşekkür ederim. Bir şey yok. Dokunmadan dokunmuyorum. Yok yok. Sen evet. Şöyle yapıyorum. Bak korkma. Senin çiğin var anlaşılan. Kimsenin şimdi dokunmasını istemiyorum. Tamam anladım. Hı. Saygı duyuyorum. Şimdi bu senin gibiler için evet. Süleyman Soylu'nun bir lafını sosyal medyada sürekli dile getiriyorlar. Diyorlar ki Süleyman Soylu diyordu ki bak işte şöyle olacak. İşte Haziran bilmem ne kadar olacak, şu olacak. Neydi be Bilal, anımsatsana bir şeyin söylediği Süleyman Soylu'nun. Temmuz Ağustos'tan daha iyi olacak. Evet. Amerika kıskanacak, İtalya kıskanacak, oh, Hollanda kıskanacak. Sonra diyordu ki oh diyordu, oh diyordu. Şimdi sizin için, oy verenler için de oh diyorlar. Şimdi ben son daha söyleyeyim. Benim gençliğimin tamamı köylere telefon çekmekle geçti. Ben emekli Türk Telekom personeliyim. Köyde gidip konuştuğun zaman bu sene olmadı, bir dahaki sene, bir dahaki sene, bir dahaki, hep böyle gider onların işleri. Bir de bununla ilgili bir atasözü var. Köylünün karnını yarmışlar, 40 tane gelecek sene çıkmış derler. Tamam. Şimdi seçimlerden sonra olacağız. Şimdi 2024'e geldi. İşte şöyle olacak, şöyle düzeldi. Kimsenin bir şey de yapacağı da yok. Dün de bir tanesi çıkmış. Bu gidişatın düzelebilmesi için 2 sene geçer. Gel lazım. Ben 67 yaşındayım. 67 seneden beri 2 sene geçiyor. Hiç düze çıkmıyoruz. Hep rampa çıkıyoruz. Anladım. Ama altta canın kalan canısın. Derin bir oh çekelim. Teşekkür ederim. Çekmeyelim. Peki hadi. Nasıl gidişat soruyorum abi? Kötü. Niye kötü ya? Bir dakika. Kim kötüye getirdi? Kim yaptı bunu? Abime sorayım. Teşekkür ederim. Sorayım abime. Telefonla konuşuyor. Yengeyle galiba telefonla konuşuyor. Hadi gel. Abi gidişatı soruyorum. Gidişat mükemmel. Valla. Evet. Dört dörtlük dersin. Dört dörtlük dersin. Türkiye'de zor diyorlar, ekonomi kötü diyorlar. Nereden baktığınız çok önemli. Tamam, nereden bakalım abi? Nereden baktın? Nereden geliyoruz, nereye gidiyoruz? Bu coğrafyada yaşamanın bedeli var. Bedeli. Aynen. Şimdi yaba. Ne yaptık abi, bir şey mi yaptık? Bizi ne yaptığımızı diyorlar, sınıyor. Allah mı sınıyor bizi? Ne geliyor? Ne yaptığımızı herkes biliyor da 50-60 senedir üzerimize bağlanan zincirler koparmanın mücadelesindeyiz. Kim bağladı bu zincirleri? İngiliz var, işbirlikçi var, var var var. Biz de gidelim. Şu anda da biz de gidelim, İngilizleri bağlayalım abi. Biraz çalışmak lazım. Amerika'ya gidelim, çalışmak bağlayalım. Çalışmak lazım, çalışmak. Böyle biz bu kadar zayıf mıyız, gelip İngilizler bizi bağlıyorlar falan ya? Bu adam çok çalışmış. Emek sarf etmiş, kafa yormuş. Ve birbirine bağlaya bağlaya yürümüş. Biz ikide bir birbirimizin ayağını kaydırmakla uğraşırken onlar bizi nasıl köstekleyecekler, nasıl kundaklayacaklar, onun davasında olmuşlar ve başarılı olmuşlar. Şimdi benim bu konuştuklarımı siz yayınlamazsınız. Ben size hangi gücün buraya yolladığını falan tahmin ediyorum. bize hangi güç yolladı? Söyle abi. Hangi güç? Mesela?
Hangi güç yolladı bizi? Türkiye'ye yabancıların gözüyle bakmasını arz eden bir irade var. Biz birbirimize didişelim. Hedefe yürümekten onlar çok ezleyelim. Onlar mı bizi sana yolladı şimdi? Ben onlar mı sordum? Yani parçaları birleştirirseniz siz de bulursunuz onu. Vallahi bizim haberimiz yok. Bizi birileri yollamış, sayın abimize soruyoruz. Abimiz diyor ki sizi şimdi, birileri yolladı diyor. Şimdi birileri derken öyle çok basit bir şey değil bu. Ha. Çok böyle parçaları ekleyin. Biz bile farkında değiliz diyorsun. Maalesef. Sen farkında mısın? Biz de zaman zaman böyle vatanı kurtarıyoruz derken vatana zarar verdiğimizi de peki, aradan yıllar geçiyor. Peki bizi yöneten, yönettiğini zannettiklerimiz de birileri tarafından dizayn edilmiş olabilir mi? Ne dersin? Şimdi etkisi olur ama akşamdan sabaha da yani dışarıyı yok saymak öyle mümkün değil. Dışarıyı varsayacağız ama her halimizde de dışarının arzusuna göre planlama diye bir derdimiz olmamalı. Bu coğrafyada en eski temeli olan topluluk, millet Türk milleti. 3-5 bin. Arada böyle biraz Türk milletinin özündeki insanlar güvendikleri için hep güvenilir yerlerde durdurmuşlar, ticaretin dışına çıkarmışlar, sanatın dışına çıkarmışlar. Dolayısıyla ekonomi dışına itilmiş. Dinliyorum ülkenin, seni. Bu ülkenin bir kurucu lideri var. Kurtuluş Savaşı'nı kazanmış arkadaşlarıyla birlikte. Allah razı olsun. Onun bir sözü var biliyor musunuz? Tek bir şeye ihtiyacınız var diyordu. Çalışkan olmak. Çalışkan olmak. Çalışkan olmak, çalışkan olmak. Çalışmak, çalışmak, peki, çalışmak. Peki, onun sözünü biz dinledik mi bugüne kadar? Ya da onun bize emanet ettiklerini biz ne kadar sahip çıkabildik? Şimdi, o da herkes kendi penceresine bir Atatürk başlığı açmış. Kendi hedefleri doğrultusunda yorumlar geliştirmiş. Yani Atatürk hakikaten bir anlasak Atatürk o günkü şartlarda en iyi yapmış. Ama şuna da katılmıyorum. Yani bu dünyaya bir Atatürk diye gelmez. Atatürk'ten başka büyük yok. Öyle bir şey yok. Biz onu İnsan. Kullandık, o hakkımızı kullandık o gitti. Aynen, aynen, aynen. Onun gibi biri gelir mi bilmiyoruz. Çıkar tabii şimdi yani bu, Atatürk. Bu millet olursa... bu millet mutlaka mayasında var. Daha büyük, daha ne Atatürkler. Yine Atatürk'ün bir sözünü ben anımsatayım sana. Bir gün eğer zorda kalırsan kurtarıcı bekleme. Kurtarıcı kendin ol. Damarlarında, kanlarında mevcut. Evet. Bak biliyorsun kurtarıcı kendin ol. Evet, diyor Atatürk, kardeşim. Mustafa Kemal Atatürk. O yüzden sen bizi itham ettin birilerine şey diye. Sizi incittiysem affınıza. Yok, teşekkür ederim. O zaman röportajı abimizle bitiriyoruz. Söyleyecek çok fazla bir şey yok. Teşekkür ediyorum. Saygılar.